Merhabalar. Bu dersimizde Create menüsüne artık giriş yapıyoruz arkadaşlar ve ilk komutlarımız burada gördüğünüz primitif komutlar yani şu çizginin üzerindeki komutlar kutu, silindir, küre, simit, coil yani yay ve pipe yani boru isimli komutları göreceğiz. Tabii ki yine aslında bir düzlem oluşturmamız gerekiyor. Bu sonuçta bu objelerin tabanlarını koymak için belli düzlemler yine belirlememiz gerekecek. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim e, konuya girmeden önce. Bu aslında Fusion'un çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Çünkü e, yine Inventor'da Solidworks'de e, olmayan bu iki programla sürekli karşılaşmanın sebebi biraz aslında bu programların muadili gibi. Tabi biraz daha farklı bir yere konumlanıyor Fusion ama e, bu iki programın yerine aslında biraz daha kullanabileceğimiz programlardan biri olduğu için hep o programlarla karşılaştırıyorum. E, bu e, Inventor ve Katya ve e, Solidworks gibi programlardan Primitif objeler bulunmuyor. Yani illaki bir sketch çizip o skece bir um, extrude gibi, revolve gibi bir komut uygulamanız gerekiyor. Bir unsur uygulamanız gerekiyor. E, fakat Fusion'da hızlı kutular çizmek, silindirler çizmek de mümkün gördüğünüz gibi. Mesela box komutuna girelim. Herhangi bir e, düzlem belirlememizi istiyor bizden yine. X, Z düzlemini belirliyorum. E, bakın e, mouse'umun yanındaki ikona dikkat ederseniz sanki bir rectangle çizecekmişim gibi bir e, ikon var. Çiziyorum bakın rectangle'ı. Bunu çizdiğiniz anda bunu bir kutuya dönüştürüyor ve üst uzunluğunu mesafesini buradan kendim belirleyebiliyorum veya şuraya yazarak da belirleyebilirim height değerini yine length ve width değerleri de kutunun tabanının genişliği ve uzunluğu. Mesela buradan 40'a 40 olarak değiştirirsem buraya yüksekliği de mesela 100 olarak değiştirdim. Gördüğünüz gibi yeni bir kutu oluşturabildim rahatlıkla. Operation'ın altında Join, Cut, Intersect ve New Body gibi komutlar var. Component komutunu daha montaj aşamasında göreceğiz. Henüz bahsetmeyeceğim bu komuttan. Join hacmi buna değen hacimlerle birleştirmek için kullanılıyor. Birazdan ikinci objemizi çizerken bundan biraz bahsedelim. Cut kesme amaçlı kullanılıyor. Intersection iki objenin kesişimini sadece alma amaçlı kullanılırken New Body de yeni bir vücut oluşturmak için kullanılıyor. Şu an mecburen bir new body yapıyoruz çünkü zaten başka bir body'miz yok, başka bir hacmimiz yok. Okey diyerek geçtim. Silindir komutunu deneyelim. Silindir komutla mesela xz düzlemini seçeyim yine. Gördüğünüz gibi bir silindir çiziyorum ve yine bir yükseklik verebiliyorum. Yine new body sadece seçili. Çünkü mantık olarak yine aslında hiçbir şey kesmediği için bunun kat yapması ya yapması mümkün değil. Cancel diyorum ya e, silindir için. Diyelim ki bu kutunun üzerine bir silindir çizmek istiyoruz. Bakın üst yüzeyi seçtim. Ve diyorum ki orta noktasına yarı çapı 20 olan bir silindir çiz. Eğer e, bu şekilde bırakırsam bakın bu sefer default olan operation join gördüğünüz gibi. Yani bu iki hacmi birbirine birleştirecek. Okey dediğimde şu an bu iki hacim tek bir body olarak görünecek bakın burada. Seçtiğimde bütün vücudu seçiyor. Sağ klik edit feature diyorum silindirin üzerine. Ve bu sefer içeri doğru bakın veriyorum silindiri. Buradan da operation'ı kata çeviriyorum. OK dediğimde silindirin olduğu yeri bu sefer kestiğini göreceksiniz. Ee, yine tek bir body'ler tabii ki ve silindirin olduğu yerde ayrı bir e, oyuk oldu. Ctrl Z dedim. Yine silindire sağ klik edip feature diyorum. Tabii biz bunu ayrı bir vücut olarak da silindir oluşturabiliriz. Yani buradan new body dediğimde ve OK dediğimde bakın body 1'i kutu, body 2'yi de silindir olarak gördüğünü fark edebilirsiniz. Peki devam edelim. Küre çizeceğim bir tane. Yine XZ düzlemine tıklayarak bir küre çizdim. Yarı çapını belirleyebiliyorum. Yine Operation'ımı belirleyebiliyorum. Torus objesi çizmek istersek yine XZ düzlemine tıkladım. Önce bir çap belirliyoruz. Bundan sonra da bir kalınlık çapı belirliyoruz. Yani mesela 15 diyelim. Gördüğünüz gibi bir kalınlık verdim. Ee, yine pozisyonunu eee İlk çizdiğimiz daireye göre içinde mi olsun, ortasında mı olsun, dışında mı olsun verebilirim. Yine new bir yani operation'ımı da seçebilirim. Yani yeni bir vücut mu oluşturacağım, join mı edeceğim? Bunları da belirleyebiliyorum. Coil komutuna girdim. Yine X'e e, düzlemini işaretledim. Öncelikle bir daire çiziyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak bir coil çiziyor bana. Yani bir yay çiziyor. Yayımın uzunluğunu buradan belirleyebiliyorum kalınlığını et kalınlığını buradan belirleyebiliyorum. Tel kalınlığını veya alt yarıçapını buradan belirleyebiliyorum veya bunların bu değerlerin hepsini buraya da girebilirim tabii ki. şu üstteki yuvarlak şeyle oynadığımda ise, manipülatörle ile oynadığımda ise bir üst çapla alt çapın farklı olmasını söyleyebiliyorum. kesitin kare mi, daire mi olacağını buradan belirleyebiliyoruz. Yine üçgen belirleyebiliriz veya dışarı doğru bakan bir içeri doğru bakan bir üçgen belirleyebiliriz buradan. Pozisyonu içeride mi olsun? Yani dairenin içinde mi olsun? Merkezinde mi olsun? Dışında mı olsun? Aynı torus gibi belirleyebiliyorum. Ve operation'ımı da yine buradan belirleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Burayı tekrar da circle'a çevirelim. Okey diyorum. Son primitivimiz bir pipe. E, tabii pipe için bir path'e ihtiyacımız var. Yani bir yola ihtiyacımız var. Eğer x Z düzlemine yine bir sketch açarsam sağ click create sketch dedim ve spline komutuna girerek buraya bir yol çizersem sketch'i onayladığımda bu path'i yani bu yolu bir pipe yolu olarak belirleyebilirim. Yani borunun izleyeceği yol olarak belirleyebilirim. Create'in içinden pipe'a girdiğimde ve bu yolu seçtiğimde e, belli bir kalınlıkta gördüğünüz gibi bir kesit oluştuğunu, dairesel bir kesit oluştuğunu görebilirsiniz. E, ve bir de distance değerimiz var. 1 olduğunda %100 anlamına geliyor. Yani bütün yolu kapla. 0.5 olduğunda ise yarısını kapla gibi bir anlama geliyor gördüğünüz gibi. Section yine dikdörtgen veya üçgen olabiliyor. Section size'ı da buradan belirleyebiliyoruz. Hollow seçeneğini seçerseniz içi boş bir kesit oluşturacak. Ve kalınlığı da buradan değiştirebildiğimizi göreceksiniz. Mesela Circle'ı seçtiğimde boru profil bir yol ya da pipe oluşturabildiğimi görüyorsunuz. OK dediğimde komutu bitiriyorum. Evet Primitivler Fusion'da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.